Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ecelle Nişanlı, yazan Ayda Hacıyeva, seslendiren Leyla Adar. Bölüm 1. Hayat niye bu kadar zor? Niye kimse acımıyor? Yoksa hayat değil de insanların yarattığı dünya mı zor? 19 sene boyunca ayaklarım beni zor taşıdı. Bazen o kadar sızladı ki, dizlerim artık yürüme, dur dediler. Oysa dinlemedim ben onları. Yara bere içinde kaldı her yanım ama yürüdüm. O hiç bitmeyen yolu. O kadar yordu ki bu hayat beni. Tükendim. Yaşamak istemedim. Oysa yaşamak için gelmemiş miydim bu dünyaya? Kaç yaşındaydım bilmiyorum. Bildiğim tek şey çok küçük yaşta ölmek istediğimdi. Çok küçüktüm. İnanın ölmeyi dizilerden görmemiştim. Neden istediğimi bilmiyordum. Ölmek isteyen ben değildim. Ölmek isteyen zihnimdi, ruhumdu. Çocukluğumdan çok utanıyorum onu öldürmek istediğim için. Bir çocuğun katili olmak, düşününce tüylerim diken diken olmasına sebep oluyordu. Kendi çocukluğumun katili. Ama ölmeyi ben istememiştim ki, mecbur bırakılmıştım. Benim ailem olmamıştı. Bana ne aile vermiştiler ne de anne, baba. Bir ailemin olmasını istemem mi bencilceydi? Yoksa anne babamın asla bir aile yaratmaya çalışmaması mı? Bir erkek düşünün, kendini bu dünyanın en mükemmel erkeği sanan, en iyisinin kendisi olduğunu düşünen ama bir çöp olmaya bile layık olmayan biri. Sizin aklınıza direkt çöpün kendisi geldi ya, işte o kişi benim babam. Nefretim çok büyük ona. O kadar büyük ki şeytanlar melek olsa, melekler tüm cehennemi ele geçirse, işte o zaman içimdeki nefret belki biraz soğurdu. Bu kadar imkansızdı işte. Annemden nefret etmek için çok çabaladım. Beni babama bıraktığı günü aklımdan çıkarmamak için nefret edeyim diye ama nafile. Kızamıyordum ona. Kısa kısa yaşanmışlıklar vardı aklımda. İğrenç anılar, geçmişim. Annemin şiddete, hakaretlere maruz kaldığı o görüntüler. Bazen iyi ki bırakıp gitti diye düşünüyordum. Ama beni bu adama bıraktığı için kırgındım ona. Benim en iyi anılarım annemdi. Beni sevmesi, sarılması, benim için yaptığı özel kurabiyeler. Onlar da yavaş yavaş yok oluyordu hafızamdan. Bazı anılar sivri bir bıçak gibi aklıma saplanıyor, unutmama izin vermiyordu. Bir işle meşgul olmadığım sürece beynimin derinliklerini sakladığım anılar zincirlerini açıp beynimin her köşesinde koşmaya başlıyordu. Unutmak istiyordum, hatırlamamak, beynimden silip atmak. Ama her unutmak istediğimde yenileniyorlardı. Gördüğüm ve uğradığım fiziksel, psikolojik şiddeti unutamıyordum. Ve hayatın sihirbaz olduğunu unutmuş, mutlu olacağıma inanıyordum. Her gün işittiğim alarm sesi yine kulaklarımı doldurduğunda yavaşça yatakta doğrulup saate baktım. En geç koyduğum alarm çalmıştı ve ben diğerlerini duymamıştım. Kızlar ise yataklarında mışıl mışıl uyumaya devam ediyordu. Eğer biraz daha onlar uyursa, ben de onları izlersem okula geç kalmamız muhtemeldi. Kızlar kalkın, geç kalıyoruz. Saat 11 çeyrek geçiyor dedim telaşla çıkarmaya çalıştığım sesimle. Sabah sabah minik bir şakadan hiçbir şey olmazdı değil mi? Sesim onların uykularını bölmüş, yataktan doğrulmaya çalışıyorlardı. Aysu, ranza yatağı merdivenlerini iki iki inerek inek öğrencilik ünvanını korumaya çalışıyordu. Sena yataktan sırtını kaldırıp rahat ses tonuyla ''Kızlar, bence uyumaya devam edin. Çünkü dersler çoktan bitmiştir.'' deyip doğrulduğu yatağa kendini sırt üstü bıraktı. Banu da onu onaylarcasına Aysun'un çoktan gittiğini gördüm. Bu kız konu ders olduğunda bir değişik oluyordu. Bu ne hız? Kızların hareket eden tek vücut parçalarının ağızları olduğunu gördüğümde şakamın gerçekleşeceğini düşünmem fazla sürmedi. Kendim yataktan inip ''Kızlar şaka yaptım ama uyumaya devam ederseniz şakamın gerçek olacağına garanti verebilirim.'' ''Saat 7.12 geçiyor. Çabuk kalkın.'' dedim otoriter bir şekilde. Bu sırada ufacık bağırmış olabilirdim.
Aysu makyajını bırakıp bana öldürücü bakışlar atmaya başlamış. Sena kendini yataktan yere atmıştı. Gerçekten kendini yataktan yere bırakmıştı. Banu yukarıdan aşağı inmeye çalışıyordu ve birazcık yürüyordum. Onlara gözümü devirip dolabımdan kıyafet aldım. Sade bir makyaj yapıp kızları beklemeye başladım. Hepsinin işi bitince dörtlü grup olarak odadan çıktık. Bugün sevgili babam beni arayıp para istememişti. Şanslı günüm falan da herhalde. Üniversite binasına girdiğimizde herkesin bir köşeye çekilmiş bir şeyler konuştuğunu gördük. İçimizdeki en dedikoducu meraklı olan Sena hemen yanımızdan ayrılıp bir kız grubunun yanına gitti. Biz de insanların bu telaşlı halini merak ettiğimiz için Sena'nın haberlerini beklemeye başladık. Kısa bir süre sonra kulakları ağzında gelince neler olduğunu daha çok merak etmiştim. Sena Banu'nun koluna girip yürümemizi sağladı. Üçümüz de aynı anda söylesene diye istemedince Sena kıkırdayıp anlatmaya başladı. Şimdi kızlar üniversite satılıyor dediğinde yine üçümüz aynı anda yani demiştik. Üçümüz de aynı anda verdiğimiz tepkiden dolayı birbirimize bakıp gülümsedikten sonra Sena'yı dinlemeye devam ettik. Ve okulu alan kim biliyor musunuz dedi heyecanla. Bir anda bağırıp Amir Ateş dediğinde herkesin bakışları Sena'yı bulmuştu. Sena'nın üstündeki bakışları umursamayıp dedim. Bize ne şimdi Amir Ateş'ten? 50 yaşında, 2 çocuklu, göbekli bir amcadır. Kızım ne Amir Ateş diyorum. Hani bir sürü otel zincirleri olan, genç, yakışıklı ve kaslı olandan bahsediyorum dediğinde içimde ops, yanlış tahmin diye geçirdim. Sena bayıla bayıla anlattığı adama çoktan aşık olduğunu dile getiriyordu. Benim de göbekli amca teorim yanlış çıkmıştı. Ona yanıyordum. Altıncı hislerim neredeydi benim? Bu konuyla fazla ilgilenmeyip arkadaşımın kolundan çıkıp kızlar ben derse giriyorum. Görüşürüz dedikten sonra yanlarından ayrılarak sınıfıma gittim. Neyse ki hoca daha gelmemişti. Hoca yine bir sürü şey anlatmıştı. Galiba halkla ilişkiler uzmanı değil de doktor falan olacaktım. Düşüncelerimden sıyrılmama çalan telefonum yardımcı olmuştu. Telefonumu elime aldığımda Arya'nın Banu olduğunu gördüm. Telefonu açıp kulağıma götürdüğüm an Banu, Arya dersin bittiyse markete gel, kızlarla akşam için alışveriş yapacağız dediğinde tamam biraz sonra oradayım deyip aramayı kapatarak telefonu cebime koydum. Merdivenleri inerken Serkan Sapon'un arkamdan geldiğini gördüm. Şanslı günüm mü demiştim. Unutun onu. Bela'nın tam kendisi geliyordu. Hemen adımlarımı hızlandırarak aramızdaki mesafeyi açmaya çalıştım. Zira o iğrenç öpücük hafızamı ve midemi bulandırıyordu. Bir daha aynısının yaşanmasına izin veremezdim. Serkan peşimden koşmaya başlayınca ondan nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. Arabanın önünde duran adamı görür görmez aklıma gelen fikirle hemen oraya koştum. Serkan'ın yavaşladığını görünce daha hızlı koştum. Adam ise ona doğru koştuğumu anlamış garip bakışlarla bana bakıyordu. Deli değildim, azıcık sıyırmıştım. Adamın boynuna atlayıp kollarımı birleştirdim. Kulağına yaklaşıp mahcup bir şekilde ''Şu an sana sarıldığım için çok özür dilerim. Sadece bu arkada gördüğün adam peşimi bıraksın diye benimle küçük bir rol yapar mısın?'' dediğimde susup ondan gelen cevabı bekledim. Cevap gelmeyince kollarımı çözüyordum ki belime sarılan ellerle duraksadım. Bu kabul ettiği anlamına mı geliyordu? ''Sevgilin mi?'' diye sorduğunda sesi bir erkek için yaratılmış diye düşündüm. Bağırsa karşısındaki insanın bacakları kendini yere bırakırdı. Ürkütücü ve gizemli bir ses tonuna sahip olması beni de korkutmuştu. Sorduğu soruyu hatırlayınca sapık dedim hiç düşünmeden. Kötü bir şey mi yaptı sana? Eğer canını sıkacak, seni üzecek bir hareketi varsa söyleyebilirsin. Korkmana gerek yok dediğinde başımı iki yana sallayıp eski bir arkadaşım bir anda benim ondan hoşlandığımı düşünüp öptü. Yaptığının yanlış olduğunu kendisini anlayacağını düşünüyorum dedim. Dudakları saçımın üstünde hareket etmeye başladı. Bu tarafa geliyor dedi nefes kulağıma değerken. Arkamı dönüp bakacaktım ki bir eliyle kafama baskı uygulayıp dönmemi engelledi. Yüzlerimizi aynı hizaya getirdiğimde gözlerin benimki gibi ela olduğunu gördüm. Yüz hatları çok belirgindi. Yüzü kusursuz gibi gözüküyordu. Aklım karşımdaki yabancı adamın yüzüne dalınca kendime gelip içimden söylendim. Kendine gel kızım. Adam saçımdaki elini çekip yanağıma getirdi. Dudaklarını aralayıp konuşunca nefesi yüzüme çarpmaya başladı.
Sevgilim, ne zamandır seni bekliyorum. Neden geç kaldın? Bir sorun mu var dediğinde omzumdan etraf süzerken Serkan'ın sağımızda olduğunu gördüm. Bu gösteriden sonra peşimi bırakmazsa direkt gidip döverdim onu. Hoşuna mıydı bu çaba? Gülümseyip, dersim geç bittiği için geç kaldım. Özür dilerim dedim masum bir ifadeye bürünmeye çalışarak. Seni çok özledim dediğinde bana fazla abartıyormuş gibi geldi. Gerek yoktu böyle sözlere. Zorlukla da olsa ben de dedim. Bir süre birbirimize baktık. Aniden arkadan hızla koşan biri bana çarptığında adamla dudaklarımız aniden birleşti. Gözlerim kocaman açmış, yaşananların gerçekliğini anlamaya çalıştım. Ne onu itebiliyordum ne de geriye gidebiliyordum. Donup kalmıştım. Sonunda kendime geldiğimde geri çekildiğim sırada benimdeki el buna engel oldu. Eli saçlarıma tırmandığında beni kendine daha çok bastırdı. Öpmüyordu. Sadece dudaklarımız birbirine değiyordu. Tacize uğruyordum şu an. Resmen bir sapıktan kaçıp diğer sapığa yakalanmıştım. Sapık mıknatısı mıydım ben ya? Adam biraz benden uzaklaşıp hala orada dediğinde hızla onu itip sinirli sesimle yardım için teşekkürler ama böyle abartı bir şeye hiç gerek yoktu. Ben senden ayrılmak istediğim zaman beni bırakmalıydın. Aksi takdirde bunun bir taciz olduğunu bildiğini düşünüyorum dedim. Etrafa baktığımda Serkan uzaklaştığını gördüm. Yeniden adamın yüzüne baktığımda ellerini çekmesi için işaret ettim. Adam ise bönbön suratıma bakıyordu. Kafasında sorunlar mı vardı yoksa anlama yetmezliği mi? Gitmiş. Bundan sonra yaklaşmaz herhalde. Yardım için teşekkürler ama sonuncuya hiç gerek yok diye yineledim. Adam yavaşça elini saçlarından çekince benimden de çekti. Gözlerimin içine bakarak özür dilerim dediğinde ona hiçbir şey söylemeden arkamı dönüp yürümeye başladım. Yürürken özür dileyişi aklıma geldiğinde alnıma bir tane vurup arkamı döndüm. Hala aynı yerde durup bana bakıyordu. Geri dönüp önüne geçerek özür dilerim öyle şey olunca ben sinirlendim. Bana çarpan adamın suçuydu. Sen sadece bana yardımcı olmaya çalışıyordun dedim. Hiç kırılmışa benzemiyordu. Hatta beni yeniden önünde gördüğüne şaşırmış. Hatta sevinçli gibiydi. Ben mi yanlış görüyordum acaba? Gülümseyip sadece yardım dedi. Ben de yineleyip yardım dedim. Aklıma gelen soruyla öğrenci değilsin galiba diye sordum. Takım elbiseyle okula gelmiş olduğunu zannetmiyordum. Değilim dediğinde anladım. Hoşça kal deyip yanından uzaklaşıyordum ki bileğimden tutup gitmemi engelledi. Kaşlarımı çatıp bileğimi tuttuğu eline baktım. Elini çekip sadece kuru bir teşekkür mü edeceksin dediğinde çatılan kaşlarım daha çok çatıldı. Bu adam ise önünde gülümsüyordu. Yaş bir teşekkür mü etmem gerekiyordu dediğimde yüzündeki gülümseme daha çok büyüdü. Olabilir dediğinde nasıl oluyor o dedim. Bir kahve içebiliriz mesela dedi. Beyefendi teşekkür mü istiyordu? Ben çok nazik bir kadındım. Onun bu isteğini kıramazdım. Yandaki kahveciyi görünce tamam dediğimde yüzünde memnun olmuş gibi bir gülümseme oluştu. O sırada bileğimi bıraktı. Bileğimi bırakınca yanından uzaklaşıp kahveciye doğru ilerledim. Kahveciden sıcak americano istedim. Sıcak da kötü giderdi. Parasını çıkarıp verdim. O öpücün cezasını çekmeliydi değil mi? Yanına yaklaşıp kahveyi uzattım. Adam şaşkın ifadeyle bir kahveye bir bana baktı. Gülümseyerek artık bununla idare edersin deyip elimdeki kahveyi eline verdim. Hızlı adımlarla yanından uzaklaşıp ayrıldım. Arkama baktığımda elimdeki kahveye bakıyordu. Başını kaldırıp bana doğru baktığında önüme dönüp yürümeye devam ettim. Neyse sapık da olsa Serkan'dan kurtulmuştum. Sonuçta adamı bir daha nerede görecektim? Amir'den. Kadın elime kahveyi tutuşturup gittiğinde elimdeki karton bardağa baka kaldım. Ben ela gözlü kadınla yeniden görüşmek için bahane bulmuştum. Kadın ise yakınımdaki kahveciden kahve alıp elime tutuşturmuştu. Kahveye tüm garip bakışlarımı yollarken başımı kaldırıp yeniden ela gözlü kadına baktım. Beni gördüğünde önüne dönüp yürümeye devam etti. Baran'ın sesiyle bakışlarımı kadından çekip ona yönelttim. Abi az önce ne oldu demesiyle elimdeki kahveyi dudaklarıma götürüp içtim. Sıcak da sıcak americano. Güzel bir zevk. Baran, abi o kadını tanıyor musun diye tekrar bir soru sorduğunda gözlerimi ona çevirip hayır diye mırıldandım. Tanımak isterdim. Onu tanımamak kötü bir duyguydu.
Kadını bulmamı ister misin abi? Biri göndermiş olabilir. Ya da hoşlandın mı dedi Baran arka arkaya şüphelerini dile getirirken. Gerek yok Baran. Sadece küçük bir etkilenme dedim emin bir ses tonuyla. İçimden de aynı şeyi kendime inandırmak için tekrarladım. Sadece küçük bir etkilenme. Tekrar ettiğim sözler kalbimin gereksiz derecede hızla çarpmasına sebep oldu. Ne oluyordu bana böyle? Yabancısı olduğum bu duygular da neyin nesiydi? Aniden ortaya çıkan duygularımı bastırıp Baran'a döndüm. Başımı iki yana sallayıp o küçük kadının aurasından kurtulmaya çalıştım. Baran'a başımla işaret verince üniversiteye doğru yürümeye başladık. Baran arkamda yürürken ben de önde yürüyordum. Hala elimdeki kahveye bakıp gülümsüyordum. Resmen kadın 5 dakikada Amir Ateş'i etkilemişti. O kadının karşıma çıkmaması kendiliği için iyi olurdu. Yoksa bastırmaya çalıştığım bu duygular tüm vücudumu esir alabilirdi. Ama bir yandan da onun yeniden karşıma çıkmasını mantığım değil, kalbim deli gibi istiyordu. Kahveyle hala bakışırken rektör bize yaklaşıp, ''Hoş geldiniz Amir Bey, buyurun odama geçelim.'' dediğinde elini uzattı. Elini sıkınca, ''Hoş buldum.'' deyip yukarı çıktık. Odasının kapısını açıp ilk önce benim girmemi sağladı. Yerine oturunca eliyle gösterdiği yere oturdum. Rektör ağzı kulaklarında, ''Sizi üniversitemizde görmek büyük bir zevk Amir Bey.'' dediğinde, ''Bu süslü sözlere hiç gerek yok rektör. Okulun sahibi yok mu?'' diye sordum. Rektör mahcup bir şekilde gülümseyip, ''Faruk Bey'in önemli bir işi çıktığı için görüşmeye benim katılmamı istedi.'' dediğinde, ''Üniversite için teklif ettiğim meblağ dosyada yazıyor. Okul sahibi de bu fiyattan memnun kalacaktır.'' deyip Baran'a elindeki dosyayı vermesi için işaret ettim. Baran dosyayı onun önüne koyunca, rektörün dosyayı açtığında meblağı görünce kabul ettiğini anlamıştım. Aslında bu üniversitenin ne yatırım değeri ne de bir ünü vardı. Sadece annem benden ilk kez bir şey istemişti ve onu kırmak istememiştim. Gençliği bu okulda geçtiği için üniversitenin gelişmesini istiyordu. Rektör şartlara dokunduktan sonra imzayı atıp, ''Faruk Bey imza yetkisini bana verdi, hayırlı olsun.'' dedi. Ben de aynı şekilde cevap verince rektör, ''Okulu gezmek ister misiniz? Hemen birini çağırabilirim.'' dediğinde teklifini kabul ettim. Telefonu eline alıp karşısında açık duran bilgisayardan bir şeye bakıp numaralara basmaya başladı. Çevirdiği numaranın rakamları aklımda dans ederken bakışlarım rektörün arkasında duran tablolardan birine kaydı. Hamile bir kadının üstüne erkeğin kafası düşmüştü. Böyle bakınca çok acınasıydı. 3 kişi, bir aile birden ölmüştü. Bir insan neden odasına böyle bir tablo koyardı? Bileğimdeki saate baktığımda toplantının 2 saate başlayacağını gördüm. Dikkatimi toplarken aniden kapı çaldı. Rektör deyince kapıdan içeri giren kızı görüp şok oldum. Yüzümde istemsiz gülümseme oluşurken içimde anlam veremediğim duygular ahenkle dans etmeye başlamıştı. İlk aşk denilen şey miydi bu? Onunla bir kez daha karşılaşmıştım. Ne demek oluyordu? Arya'dan. Gözlerimi kocaman açıp karşımdaki adama baktım. Ne işi vardı bu adamın burada? Yoksa beni şikayet etmeye mi gelmişti? Zorluklarla kazandığım okulu bunun yüzünden mi kaybedecektim? Soru bol, cevap yok. Ben hiçbir zaman soru cevaplayan birisi olmadım. Sorularıma cevap veren biri de olmadım. Ben sadece sordum ve cevapsız kalan her sorum cevapsız duygulara dönüştü. Yani duygusuzluğa. Düşüncelerimden rektörün seslenmesiyle sıyrıldım. Gözlerimi adamdan çekip dikkatimi rektöre yönelttim. Sizden almam gereken bazı evraklar vardı. Rahatsız ettim galiba dedim. Gözlerini üstüme dikip bana bakan adamı tanımıyormuş gibi yaparak. Zaten tanımıyordum ama neyse. Rektör eliyle koltukta oturan adamı göstererek önemli bir işim vardı. Birazdan gelirsin dediğinde kendime uzun bir küfür savurdum. Bok gibi zamanda gelmiştim. Aniden ela gözlü adam başka birini çağırmanıza gerek yok. Bu hanımefendi beni gezdirir. Çok kalmayacağım zaten dediğinde gözlerim fal taşı gibi açıldı. Neler söylüyordu bu adam böyle? Benim önemli bir işim vardı. Sizi asistan, öğretim görevlisi veya başka biri gezdirmeli. Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. En iyisi gideyim ben diyerek arkamı döndüm. O sırada ela gözlü adam, bekle ben seni istiyorum dediği sırada söylediklerini anlamaya çalıştım bir süre. Bana mı söyledi diye düşünürken odadaki herkesin erkek olması kötü bir şanstı. Aniden odada rektörün sesi duyuldu.
Aniden arkamı döndüğümde rektör emin olmayarak bir bana bir de Amir denilen o adama bakıyordu. Sonunda uyarıcı bir şekilde öksürüp, "Amir Bey okulumuzun yeni sahibi. Seni gezdirmeni istiyorsa yardımcı olmalısın. Çok kısa sürecektir," dedi beni ikna etmeye çalışarak. Ses tonundan ve hareketlerinden bu adamın ne kadar önemli biri olduğunu anlayabiliyordum. Okul ona gezdirmek benim işim değildi. Rektörün bana gözleriyle rica ettiğini gördüğümde başımı salladım. Amir ayağa kalkıp hayırlı olsun diyerek elini uzattı. Rektör de Amir'in elini sıktıktan sonra Amir'in bakışları beni buldu. Rektöre gülümsediğim zaman Amir önümden geçip kapıyı açtı. Kendisi kapıdan geçmeyip benim geçmem için işaret etti. Ben de bir rektöre bir kapıya bakıp kapıdan çıktım. Amir de arkamdan geliyordu ve ben bu adamdan kurtulup evime gidip rahat bir uyku çekmek istiyordum. Amir'in bedeni benimle aynı hizaya gelince ismini öğrenebilir miyim hitap etmek için dedi. Başımı sağa çevirip kısaca Arya dedim. Dudaklarının altından mırıldandığını gördüm. Güzel bir ismin var Arya. Tebriklerimizi nereye sunuyoruz? Arkamızdan yardımcısı olduğunu düşündüğüm biri geliyordu. Ona takılmayarak sessizce yürümeye başladım. Bakışlarımı her çevirdiğimde bana bakıyordu. Artık rahatsız olduğum için adımlarımı hızlandırdım. Gezerken bazı yerlerde kendimi tutamıyor, kendi fikirlerimi söylüyor, okulun ne kadar yetersiz olduğunu anlatıyordum. Almışsa bir şeyler yapsın değil mi? Başımı yine ona çevirdiğimde gözlerinin üstüne diktiğini gördüm. Tüm ciddiyetimle konuşmaya başladım. Bildiğim her yeri size gösterdim. Benimle gezdiğiniz için gördükleriniz sınırlı. Eğer bir görevli ile sözümü kesti. O da ciddi bir ifadeyle ilk karşılaşmamızda senliydik. Ne zaman sizle olduk diye sordu. İlk karşılaştığımızda sizi tanımıyordum. Şimdi kim olduğunuzu bildiğime göre sizi hitap etmem daha doğru dedim düz çıkarmaya çalıştığım ses tonumla. Sen diye hitap et lütfen dedi. O yavaş yavaş üstüme mi geliyordu yoksa bana mı öyle geliyordu? Yok yok geliyordu. Üstüme geldikçe ben de arkaya doğru gidiyordum. Sırtım buz gibi duvarla buluşunca gidecek yerim kalmamıştı. Şu an aramızda bir adımlık mesafe bile yoktu. Yüzünü yüzüme yaklaştırınca nefesi yüzüme çarpıyordu. Yüzüme biraz daha yaklaşıp ne dersin dedi. Yüzüne tüm ciddiyetimle bakarak size kendi doğrularınızla yaşamda başarılar dilerim. Bu benim doğrum. Bir daha görüşeceğimizi zannetmiyorum dedim. Gözlerimin içine bakarak gülümsedi. Ben ise bundan sonra daha çok görüşeceğimizi düşünüyorum dedi. Evet, şu an gerçekten sinirlerim bozulmuştu. Cevap vermeden gitmek için bedenimi sola çevirdim. O an elini duvara koyup koluyla o taraftan çıkmamı engelledi. Diğer tarafa doğru döndüğümde o tarafa da aynı hamleyi yaptı. Ne yapıyorsun diye sordum sinirle. Konuşuyoruz, sen ise gitmeye çalışıyorsun. Konuşma bitmeden arkana dönüp gitmek çok saygısızca dedi. Benden hoşlanmanı istemiyorum Amir Ateş. Yüzü yüzüme daha çok yaklaşırken bakışları dudaklarıma kaydı. Ben onun gözlerine bakarken o dudaklarıma bakıyordu. Artık yüzüme değil dudağıma doğru yaklaşıyordu. Etrafa yardım için baktığımda Amir'in yardımcısını gördüm. Hemen ona seslendim. Hey patronunu al buradan dedim. Ama beni kayla alan kimse olmadı. Amir gülümseyip benim adamımdan yardım istiyorsun dedi. Bu sefer ben de gülümseyerek ben senin adamından değil onu bir insan olarak görüp yapması gereken şeyi söylüyorum dedim. Onun konuşmasına izin vermeyip başını yukarı kaldır ve o kameraya bak. Şu an yaptığın bir taciz. Hapishaneye düşmen için yeterli bir kanıt başımızın üstünde dedim. Öyle mi? Dedi dudaklarıyla dudaklarım arasında milimlik mesafe kalırken. Gözlerimi kapatıp Allah'ım şu an dersler bitsin lütfen diye içimden dua ederken gözlerimi açıp dudağıma fazlasıyla yaklaştığını gördüm. Sağa sola gidemeyeceğim için aşağıya doğru yavaş yavaş kaymaya başladım. Amir de benimle aynı anda aşağı iniyordu. Artık aşağıda da yerim kalmadığı için ellerimi göğsüne koyup onu ittirmeye çalıştım. İlk kez bileklerim bu kadar güçsüz olmasına lanet ettim. Dudaklarım sıcak bir şeyle birleşince gözlerimi kocaman açtım. Resmen bir günde tanımadığım biriyle ikinci öpüşmemdi. Ya da ikinci kez tacize uğramam mı demeliydim. Ellerimle göğsünden itip benden uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyordum. Ama yerinden hiç kıpırdamamıştı bile. Tuttuğum nefesimi bırakamıyordum. Havasızlıktan ölecektim galiba. Öğrencilerin çıktığını görünce biraz olsun mutlu olmuştum. Biri sonuçta yardım ederdi. Ellerimle yine göğsüne vurdum. Ama kasılan vücudundan başka elime hiçbir şey geçmedi. Keşke az spor yapsaymış, biraz zayıf olsaymış,
Neden bu kadar kaslıydı ki? Etrafa baktığımda kimse yardım etmiyor. Sanki ortada maymun oynuyormuş gibi bize bakıyorlardı. Tabii ki bazıları da Amir'i tanımış, fotoğraf çekmeye başlamışlardı. Biri Arya deyince sesin kime ait olduğunu anlamadım. Gözlerim Sena'yı bulunca ne kadar mutlu olduğumu anlatamazdım. Amir sonunda dudaklarımı bana geri verip sesin geldiği tarafa baktı. Bize yaklaşan Sena'yı görünce kaşları çatılmıştı. Sena biraz daha yürüyüp durdu. Bana gel diye bakışlar atınca gelemediğimi göremiyor mu diye sinirlendim. Amir pozisyonu bozmamış halde kulağıma yaklaşarak daha çok karşılaşacağımızı düşünüyor musun deyip kolundan tutarak benimle aynı anda ayağa kalktı. Elimi havaya kaldırıp top atacağım an benden hızlı davranıp elimi tuttu. Havada kalan elime bakarken aşağı indirdi. Hızla elimi çektim. Ağzımı açacaktım ki görüşürüz Arya demesiyle cümleler ağzıma gömüldü. Arkama eğilip telefonumu aldı ve ben buna hiçbir şey yapamamıştım. Yerimde donup kalmıştım. Bir dakika, telefonumda şifre yoktu. Telefonumu elinden almak için yeltendiğimde elimden tutarak buna engel oldu. Telefonuma bir numara girip bu benim numaram. Aradığım zaman sana ulaşmak istiyorum dedi telefonu bana uzatarak. Telefonumu elinden alıp ulaşamayacağını bil o zaman ve bir daha sakın karşıma çıkma. Yoksa o atamadığım tokatın 10 kat daha beterini atarım dedim. Bir adım atıp gidecektim ki bileğimdeki eli buna engel oldu. Gözlerinin içine bakarak benden uzak dur Amir Ateş. Gidip oyun oynayacağın başka kadınlar bul. Bu çok değersiz vaktini benim değerli vaktimle harcama dedim iğrenerek baktığım adama. Yanından uzaklaşıp Sena'ya doğru yürüdüm. Elinden tutup benimle beraber yürümesini sağladım. Sena'nın yüzündeki sorgulayıcı bakışları görüyordum ama onunla bu konu hakkında konuşmak istemiyordum. Bir daha karşıma çıkmaz diye umut ediyordum. Dışarı çıkınca Sena'nın kolunu bırakıp avuçlarımı yüzüme bastırdım. Sena, kızım az önceki manzara neydi öyle? Sen bizden habersiz Amir'le sevgili misin dedi heyecanlı sesiyle. Ellerimi yüzümden çekip Sena'ya ters ters baktım. Sus Sena, kör müydün? Beni zorla öptüğünü görmedin mi? Zaten sinirliyim, gelip bir yardım etmiyorsun. O anları bir daha hatırlayarak sana anlatamam. Tek bilmen gereken şey onunla aramda hiçbir şeyin olmadığı dediğimde Sena arkamı gösteriyordu. Ben de gözlerimi arkama dönerek Sena'ya söyleniyordum. Sena ne oluyor? Neden arkamı gösteri? Cümlemin devamı dudaklarımdan çıkmazken Amir'in öfkeli elalarıyla karşılaştım. Onu takmayarak Sena'ya dönerek bu muydu yani diye söyleyip arkama bakmadan yurda doğru yürümeye başladım. Sinirle yürürken Sena'nın yanında olmadığını gördüğümde arkama baktım. Sena'nın buzlarının açılıp arkamdan koşarak geldiğini gördüm. Bana yaklaşınca kızım bir yavaş dedi sitem edercesine. Onu takmayıp yürümeye devam ettim. Amir'den. Arya beni yalnız bırakıp gittiğinde onu neden öptüğümü sorgulamaya başladım. Tutku, etkilenme, aşk. Asla sokağından bile geçmediğim bu yolda niye bu hislerin aşk olduğunu hissediyordum. Onu öpmek gibi bir düşüncem yoktu. Sadece yakınımda duran o yüzüne dokunmak istemiştim. Dudakların tadını tekrar dudaklarımda hissetmek istemiştim. Üniversiteden çıkarken Arya'nın o anı bir daha hatırlamak istemediğini duydum. Ben onu öperken hiç tanımadığım, yabancı olduğum duygular hissetmiş. O ise hatırlamak istemediği an olarak adlandırmıştı. Arkadaşı bana şaşkınca bakarken Arya da söylene söylene arkasını döndü. Beni görünce cümlesini tamamlamayıp Sena denen o kıza geri döndü. Bu muydu yani deyip yürümeye başladı. O gidince arkadaşının yanına yaklaşıp merhaba ben Amir Ateş dedim. Kız da biliyorum ben de Sena Nur Arya'nın arkadaşıyım dediğinde ciddi ifademi bozmayarak senden bir şey isteyeceğim dedim. Cevap vermesini beklemeden Arya'nın attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilirsin değil mi? Yaptığın yardımın karşılığını fazlasıyla alacaksın diyerek gözlerine baktım. Sena sorun değil dediğinde Baran'dan numaramı vermesini istedim. Gittiğinde Baran bana yaklaşıp abi yaptıklarından hiçbir şey anlamadım. Neler oluyor dedi. Ellerimi cebime sokup bana bir şeyler oldu Baran. Kalbim mantığım yerinde durmuyor. İlk görüşte aşık mı oldum sence? Ne dersin diye merakla sordum. Baran sen bilirsin abi deyince güldüm. Muhteşem bir şekilde yardımcı olmuştu.
Üniversitenin bahçesinden çıkarken Arya hakkında her şeyi bilmek istediğimi fark ettim. Baran'a bu isteğimi söylediğimde yanından ayrılmış, ona verdiğim görevi tamamlamaya gitmişti. Arabaya bindiğimde toplantı falan aklımdan silinmişti. Tek düşünmek istediğim o ela gözlerdi. Yol boyu Arya'nın yüzü aklımdan gitmemiş, tuzakların tadı beni deli etmişti ve etmeye devam ediyordu. Araba durunca şoförün kapımı açmasıyla indim. Korumaların hepsi selam verirken başımı sallayıp evimin kapısının açılmasıyla salona geçtim. Koltuğa oturunca Arya'nın gülümsemesini hatırladım. İstemsizce benim de dudaklarım yukarı kıvrılmıştı. Bir kadına nasıl bu kadar çabuk etkilendiğimi anlamıyordum. Ben aşka inanmazken onu öptüğümde atan kalbime anlam veremiyordum. 30 yıl boyunca hiçbir kadın için atmamıştı bu kalp. Babamın annemi bir kadınla aldatmasıyla aşka dair olan tüm olumlu düşüncelerimi toprağın en derinliklerine gömmüştüm. Evli bir kadının evli bir adamla birlikte olmasını hala anlamlandıramıyordum. Annemin babama olan sevgisi gözünü kör etmişti. Bu yüzden arkasından dönen hiçbir oyundan haberi olmamıştı. Bu aşk ise ona hiç istemeyeceği bedeller ödetmişti. Bu yüzden zayıf, aptal biri olmamak için sevgi duygusunu zincirleyip hapsetmiştim. Kimsenin anahtarını bulmasına, kırmasına izin vermemiştim. Ama Arya ilk görüşte attırmıştı kalbimi. O anahtarı o bulamamıştı. Ben kendi ellerimle sunmuştum ona. Baran'ın "abi" demesiyle sıyrıldım düşüncelerimden. Yüzüne bakarak devam etmesini söyledim. "Abi, yenge hakkında tüm bilgiler bu dosyada" diyerek elindeki dosyayı bana uzattı. Yenge demesi hoşuma gitmişti. Dosyayı alıp ilk sayfasını açtım. Fotoğrafını görünce yüzümde anlam veremediğim tebessüm oluştu. Arya Deniz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi, halk ve ilişkiler uzmanı bölümünü okuyor. Anne adı Ayten Yılmaz, baba adı Rıza Deniz. Annesiyle babası 1 Mart 2007 tarihinde boşandı. Boşanma sebepleri ailede şiddet. Annesiyle görüşmüyor. Annesi şu an Yaman Yılmaz'la evli, 2 çocuğu var. Babası kumarbaz. Vaktinin çoğunu kumarhanelerde geçiriyor. Arya Hanım 2020 yılında üniversiteye başladığı yılda evden ayrılmış. Öğrenci yurdunda kalıyor. Diğer şeyleri de okumaya devam ederken sinirle dosyayı kapattım. Sonunda okuduğum şeyler tepemin atmasına sebep olmuştu. Elimle sıktığım dosyayı yere fırlatıp "Rıza Deniz'i 1 saate önümde istiyorum" dedim. Baran onaylayıp evden çıktı. Sinirden köpürmüş etrafıma saldırmaya başlamıştım. Gülüşüne vurulduğum kadın bugüne kadar neler çekmişti böyle. Ve bunun sebebi baba dediği adamdı. Elime geçsin pezevenk, ona yaşattıklarının 1000 katını yaşatacağım. Çok mu gecikmiştim sana Arya? Arya'dan. Yurda girer girmez Sena herkese her şeyi anlatmış, tüm bakışları üstüme çevirmişti. Onların tüm sorunlarını es geçip kendimi yatağa bıraktım. Bugün fazlasıyla yorulmuştum. Sabah olanlar, amirin bana söyledikleri hiçbirine anlam veremiyordum. Telefonum çalınca elimi aldım. Amir arıyor. Bir dakika, amir mi? Diye kendi kendime mırıldandığımda amirin telefonuma numarasını yazdığını hatırladım. Geri zekalı bu adam, geri zekalı. Bir de aç demişti. Tacizci, pis sapık. Aramasını reddedip telefonu sessize aldım. Instagram'da biraz dolaşınca gördüklerime şok olmuştum. Amir'le bizim öpüştüğümüz, hayır, onun beni zorla öptüğü fotoğraflar resmen haber sayfalarında dolaşıyordu. Amir Ateş'in genç aşkı. Genç iş adamı Amir Ateş sonunda aşkını buldu. Resmen tüm haber siteleri bizi konuşuyordu. Bu kadar ünlü biri miydi? Bir ben mi tanımıyordum bu adamı? Amir'in 14. kez aradığını görünce engelledim. Yine arama geldiğinde engelledim. Rahat bir nefes alırken yeni bir numaradan yeni bir arama telefonunun ekranında göründü. Bunun bitmeyeceğini anlayıp sinirle açıp "ne var?" diye bağırdım. Onun yüzünden zaten derslere de girememiştim. "Aşağı in" diyerek gürledi. Söylediği şeyi anlamaya çalışırken "inmezsen ben oraya geliyorum" dediğinde "asla böyle bir şey yapmıyorsun" dedim tüm ciddiyetimle. "Yapıp yapmayacağımı görmek istiyor musun?" dediğinde "bekle orada geliyorum" deyip bir şey söylemesine izin vermeden telefonu yüzüne kapattım. Kıyafetim üstümde kırışmıştı. Düzeltmeye hiç gerek duymadan merdivenlere doğru yürümeye başladım.
Yurttan çıkınca Amir tüm heybetiyle durmuş beni bekliyordu. Yanına yaklaşıp ne var ne istiyorsun dememe izin vermeden kollarını bedenime sardı. Yaptığı harekete şaşırırken elim yumruk yaparak onu ittim. Ona dokunmak istemiyordum. Hele internetteki haberleri gördükten sonra hiç istemiyordum. İtmem hiçbir işe yaramamıştı ki. Bırak beni diye bağırdım. Neden aramalarıma cevap vermiyorsun dedi gözlerime bakarak. Bakışlarında istek, öfke, mutluluk vardı. Bu üçünü o gözlere nasıl sığdırmıştı anlamıyordum. Öfkemi dile getirip çek elini benimden diye bağırdım. Çekmeyince elimi kaldırıp sert bir tokat atarak sabahtan beri aklımda ne var ne yok hepsini bağıra bağıra söylemeye başladım. Bana bak, amir misin nesin, kim olduğun beni zerre ilgilendirmiyor. Okey, sabah yardım ettin. Teşekkür ederim ama bu yardımın her yerde bana dokunabileceğin anlamına gelmiyor. Kendine gel ve benden uzak dur. Kaç yaşına gelmişsin, bunları da mı ben öğreteceğim? Attığım tokat sanki bir hiçmiş gibi bir elini saçlarıma koyup okşamaya başladı. Bu daha da öfkelenmeme sebep olurken çek ellerin üstümden. O bakışların da. Her şeyini çek üstümden. Bu yaptığın cinsel taciz. Biraz adamlığın varsa benden uzak durursun dedim elini elimin tersiyle iterek. Ellerini yüzüme yerleştirip okşamaya başladı. Gözlerimin içine bakarak en büyük keşkem oldu Nariya dedi. Ne saçmalıyordu bu? Gözlerimi açıp kapayarak sakinleşmeye çalıştım. Gözlerimi açtığımda gram sakinleşmemiştim. Amir belimi karnına bastırarak daha da yakınlaşmamızı sağladı. Yine yüksek ses tonumla konuştum. Psikopat mısın sen? Yoksa deli misin? Burada karşıma geçmiş bir günde sana aşık oldum deme. Gülme krizine girmem için sebep olursun. Amir belimi okşayarak tam da öyle oldu galiba dedi. Kendime engel olamayıp tam da dediğim gibi yaparak kahkaha attım. Gözlerimi kapatıp açtım. Sana son kez söylüyorum. Bırak beni. Çek ellerini üstümden. Bakma bana. Amir ellerini yavaşça çektiğinde hemen ellerin arasından çıktım. Telefonumu elime alıp ekranını açtım. Son aramaya girip Amir'i engelledim. Başımı kaldırdığımda ne yaptım merak edercesine bana bakıyordu. Telefonu yukarı kaldırıp ekranı ona doğru çevirdim. Engellendi yazısını göstererek ben seni telefondan engelledim. Sen ise kendini hayatımdan engelle dedim. Arkamı dönerek yurda yürüdüğümde Amir'in sesini duydum. Artık hayatın her köşesinde beni görmeye hazır ol. Sevgilim. Duymamış gibi yapıp odaya geri dönüp dudaklarımı yıkadım. Aynaya bakınca söylediklerini hatırladım. Kendi kendime gülüp zorlu olacak değil ya dedim. Telefonuma gelen aramayla uykudan uyandım. Arayana bakınca Rıza yazısını gördüm. Baba olarak kaydetmemiştim tabii ki de. Çünkü o kutsal ismi hiç hak etmeyen birisiydi. Telefonu istemeyerek de olsa açıp kulağıma götürdüm. Açmazsam buraya geleceğini çok iyi biliyordum. Kötü bir şekilde deneyimlemiştim. Onun mülayim konuşmasını duyunca şoktan şoka girdim. Günaydın kızım, özür dilerim. Sabah sabah seni rahatsız ettim. Dediğinde telefonu kulağımdan çekip doğru kişiyle mi konuşuyorum diye baktım. İsmi Rıza, ses aynı ses. Hayır, ses aynı ses değil. Ben kendimi küfüre hazırlamışken kendimi hiç kızım lafına hazırlamamıştım. Ölmüş müydüm acaba? Rüya mıydı? Kendime bir çimdik attım. Acıyordu, yaşıyordum, rüya değildi. O zaman o ölmüştü. Onun "Arya telefonda mısın?" demesiyle içimde verdiğim ölü diri tartışmasından çıkıp konuya odaklandım. "Evet," dedim uykunun da verdiği cılız sesimle. Konuşmasına izin vermeyip "Ne için aramıştın?" "Paraysa para yok. Çalışım yer kapandı," dedim. "Yok kızım, hiç gerek yok paraya. Artık göndermene de gerek yok. Ben kendime iş buldum, çalışıyorum," dediğinde inanmayarak "Sen?" diye sordum. "Evet kızım ben. Nasılsın, iyi misin?" dediğinde kafasına taş mı düştü diye düşünürken onun meteor olma olasılığı daha çok kafama yattı. Derin bir nefes alıp "İyiyim," dedim. Büyük ihtimal içmiş sırvalıyordu. Ama sesi hiç içmiş gibi gelmiyordu. Çok kafama takmayıp "Benim dersim var, kapatıyorum," deyip bir şey söylemesini beklemeden kapattım. Telefona az önce ben ne yaşadım bakışları atınca dersimin başlamasına 2 saat kaldığını gördüm. Kızların dersine hala vardı. Kafamı yastığa koyup onun bugünkü değişimini düşündüm. Hiç normal değildi.
bir de çalışması. Düşündüklerime gülüp uyumaya çalıştım. Allah kahretsin ki tüm uykum kaçmıştı. Yatakta oturup pozisyona gelip ne yapacağımı düşündüm. Kütüphaneye gidip 2 gün sonraki derse çalışabilirdim. Evet, mantıklıydı. Hemen yataktan inip banyoya gittim. Duş aldıktan sonra dişlerimi fırçalayıp sade bir makyaj yaptım. Dolabımın önüne geçip kıyafetlerime baktım. Yeni aldığım kıyafetimi görünce hemen elime aldım. Giyindikten sonra sırt çantamı da alıp yurttan çıktım. Üniversitenin kütüphane bölümüne girerken çok insan olmadığını gördüm. Hemen gerekli kitapları alıp masaya oturdum. Telefonumu sessize almayı unuttuğum için hemen çıkarıp sessize aldım. Derin bir nefes alıp kitabın ilk sayfasını çevirdim. Aç olsam da idare edebilirdim. Dersimi bitirdikten sonra gidip bir şeyler yiyip derse öyle girerdim. Açlığımı boş verip kitaba odaklanmaya çalıştım. Aniden masaya karanlık çökünce hızla başımı kaldırdım. Simsiyah giyinmiş adam elinde kahve ve karton kutu tutuyordu. Yüzüme bakmayıp masaya bırakıp gittiğinde arkasından şaşkınca baktım. Bana aşkını falan itiraf etmeye mi gelmişti? Utanıp gitti mi? Hiçbir şeye anlam veremeyip masadaki kutuyu alıp açtım. İçinden bir dilim çikolatalı pasta çıktı. Yanında da küçük not kağıdında not bırakılmıştı. Elimi alıp okudum. Günaydın güzelim. Umarım bugün mutlusundur. En sevdiğim pasta ve şekerli sütlü kahve. Kendini bir daha aç bırakma. Onları yiyip içmezsen gelip ben yediririm. İyi çalışmalar. Amir. Bir nota, bir pastaya baktım. Resmen romantik olmaya çalışan bir odundu. Etrafıma bakıp gözlerimle onu aradım. Eğer buradaysa bu kahveyi başına aşağı dökmek benim için büyük bir zevk olacaktı. Ayrıca aç olduğumu nereden biliyordu? Bunları yemeyi, içmeyi sevdiğimi nereden biliyordu? Burada olduğumu bildiğine göre burada olmalıydı. Elimi yukarı kaldırarak elimdeki notu ezip masanın yanındaki çöp kovasına attım. Gözüm pastaya kaydığında resmen beni ye diye bağırıyordu. Kendime hakim olmaya çalışırken etrafı temizleyen bir kadın gördüm. Ayağa kalkıp pastayı ve kahveyi kadına uzatarak "Yorulmuşsunuzdur, buyurun afiyet olsun" dedim. Kadın minnetle bana bakıp "Teşekkür ederim kızım, Allah ne muradın varsa versin" dediğinde gülümseyerek teşekkür ettim. Amir'den. Ali yurttan çıkarken adamım haber vermiş, ben de hemen evden çıkmıştım. Ben geldiğimde adamım Arya'nın kütüphanede olduğunu söyleyince Baran'la beraber kütüphanenin yolunu almıştık. Dün bütün gece yüzünü düşündüğüm kadın şu an gözlerimin önünde duruyordu. Ciddi ifadesine bürünmüş, karşısındaki kitabı pür dikkat okuyordu. Onun bu muhteşem görüntüsüne dalmışken telefonum çaldı. Küfür ede ede telefon cebimden çıkardım. Arya'nın arkadaşı Sena'ydı. Telefonu açıp kulağıma götürüp "Söyle" dedim. O sırada Arya önüne düşen saçlarını kulağının arkasına götürüyordu. Arya yurttan çıkmış da dersine 1,5 saat var daha. O yüzden aradım. Biliyorum deyince sustu. Bir de kahvaltı yapmamış dediğinde kaşlarım çatılmıştı. Neden etmemişti? Bir karış bedeni vardı zaten. Şiddetli bir rüzgar başlasa uçup giderdi. Yoksa o babası olacak adam canını mı sıkmıştı? Ama ona güzel bir ders verdiğimi düşünüyordum. Bir şey söylemeyip telefonu kapatıp cebime koydum. Arya'nın sevdiği şeyleri öğrenmiştim. Hemen Baran'a en iyi yerden çikolatalı pasta ve şekerli sütlü kahve almasını söyledim. Baran gidince dün Rıza'yı evine bırakan Behlül'ü aradım. Sabah da Arya'yla doğru düz konuşması için uyarmıştım. Behlül hızlıca telefonu açtığında "Rıza yengenle ne konuştu? Canını sıkacak bir şey mi söyledi?" dediğimde Behlül "Yok abi, yengeye kötü laf etmesine izin verir miyim ben? Doğru dürüst konuştu. İstersen atayım ses kaydını" dedi. At dediğimde ses kaydını hemen atmış dinlemeye başlamıştım. Rıza gerçekten adam gibi konuşmuştu. Arya'nın sesinden bile ne kadar çok şaşırdığı görünüyordu. Onunla tanışalı bir gün olmuş ama sesini, gülüşünü bile özlüyordum. Bu kadının bana ne yaptığını anlamıyordum. İlk karşılaşmamızda boynuma sarılışı, narin ellerin vücuduma değişi, dudaklarının mükemmel tadı, saçları, yüzü, konuşması, her şey etkilemişti beni. Kesinlikle Arya'ya etkilenmekten başka duygular beslediğime emindim. Peki bu aşk mıydı? Orasını bilmiyordum. Baran'ın aklına uymuş adamımla Arya'ya pasta ve kahve gönderirken not yazmıştım. Yazdığım bilmem kaçıncı notu pastanın içine koymuştum. Baran'a göre bu yaştaki kızlar böyle şeyleri severmiş ama ben Arya'nın öyle bir kadın olduğunu düşünmüyordum.
Yine de Baran etkilenir dediği için yapmıştım. Engin söylediğim gibi Arjan'ın yüzüne bakmamış elindekileri bırakıp gitmişti. Bir dakika, iki saattir baktığım kadının açık giyindiğini fark etmiştim. Yumruklarını sıkıp kendime hakim oldum. Beni böyle tanımasını istemiyordum. Ama bir yandan da hiçbir erkeğin Arya'yı görmesine dayanamıyordum. Onun o ela gözlerini, gülüşünü, bedenini sadece ben göreyim istiyordum. Gözlerimi kapatıp tüm erkeklerin varoluşunu unutmaya çalıştım. Çok açık değildi. Arya poşetten pasta ve kahveyi çıkarıp baktı. Kağıdı eline alarak okudu. Kağıtla birlikte elini havaya kaldırıp kağıdı ezdiğinde gözlerimi kocaman açmış Baran'a döndüm. Sinirlendiğimi anlayınca hemen başını aşağı eğdi. Zaten hata bende. Bu adamın kendine hayrı yok. Bana nasıl olsun? Arya masadan kalkıp elindekilerini temizlikçi kadına verdi. Kadın bir şeyler söyledikten sonra yeniden yerine geçmişti. Olmamıştı bu iş. Arya eşyalarını topladığında kütüphanedeki işinin bittiğini anladım. Baran'la beraber kütüphaneden çıktık. Bu dersten sonra onunla konuşmak istiyordum. Üniversitede hazırlanmış odama çıktım. Arya'nın dersinin bitmesine hala vardı. Onu daha yeni görmüştüm ama özlemiştim. Her zaman bir kadının bedenine sahip olmak isteyen ben, bir kadının ruhunu, sonra bedenini istiyordum. Bu kadın, bende hiç hissetmediğim duyguların filizlenmesine sebep oluyordu. Dakikalar geçmezken dayanamayıp odadan çıktım. Sınıfın önünde beklemeye başladım. Dersin bitmesine 10 dakika kalmıştı. 10 dakikanın bittiğini gördüğümde gülümseyip kapıya odaklandım. Herkes çıkmaya başlamıştı. Arya neredeydi? Birden Arya'nın bir erkekle gülüşerek çıktığını gördüğümde içimde kıskançlık duygusu yeşermeye başladı. Sinirlerime hakim olamayıp Arya'nın yanına gidip kolundan tuttum. Onu götürecekken çocuk Arya'nın kolunu tutmuştu. Benim olana dokunmuştu. Şimdi ben o elini, oysa ben onun yüzüyle bedeninin yerini değiştirmemek için sessizce Arya'yı götürüyordum. Arya'dan. Amir elimi tuttuğunda Ekin'de bir şeyler olduğundan şüphelenmiş kolumdan tutmuştu. Amir kaşlarını çatmış koluma bakarken alnındaki damarın attığını gördüm. Bakışlarını gözlerime getirdiğinde o elalardan korktum. Babamın bana baktığı gibi bakıyordu. İşte o an ondan nefret ettim. Ben asla babam gibi olan birine nefretten başka hiçbir duygu beslemezdim. Asla da olmayacaktı. Ekin, Arya bir sorun mu var diye sorduğunda içimden, evet var demek gelse de susmuştum. Amir hiç Tekin birine benzemiyordu. Ekin'e zarar vermesinden korkuyordum. Hem o koca cüsseyi boşu boşuna yapmamıştı herhalde. Amir dişlerin arasından tıslayarak, çek o elini, bu adamdan bir daha iğrenmiştim. Bu nasıl bir konuşma tarzıydı? Sinirlerime hakim olamayıp, arkadaşımla düzgün konuş, hatta konuşma, senin burada ne işin var? Seninle bir ilgim olmadığını söylediğimi hatırlıyorum dedim. Amir seri bir hareketle elimi bırakıp Ekin'in elini bileğinden tutup ters çevirdi. Ekin gururundan ses çıkarmazken Amir kulağına yaklaşıp seni bir daha Arya'nın yanında görmeyeceğim. Eğer görürsem paçanı bu kadar kolay kurtaramazsın dediğinde Ekin'e zarar gelmesin diye gömleğinden tutup çekiştirerek bana bakmasını sağladım. Gözleri beni bulduğunda konuşalım dedim. Bu bir rica değil, emirdi. Amir son kez Ekin'in elini sıkıp bıraktı. Etrafa baktığımda herkes toplanmış bizi izliyordu. Ellerinde bir çekirdekleri yoktu. Onlara ters bir bakış attığımda Amir elimi tutup beni sürükledi. Arkamı dönüp Ekin'e dudaklarımı hareket ettirerek özür dilerim dedim. Ekin sorun yok gibi bir bakış attığında önüme dönüp kendimi sürüklemekten kurtarıp yürüdüm. Amir beni nereye götürüyordu bilmiyordum, sormuyordum da. Tek istediğim ona bağırmaktı. Beni bir odaya sokunca masada Amir ateş yasasını gördüğümde onun odası olduğunu anlamıştım. Büyük ihtimal kapıda da yazıyordu ama sinirden hiç oraya bakmamıştım. Elimi ondan kurtarmaya çalıştığımda bırakmadı. Elimi boş verdiğimde konuşacaktım ki Amir benden önce davrandı. Arya, sana ilk ve son kez söylüyorum. Seni onun yanında görmeyeceğim. Onu değil, hiçbir erkeği. Bir daha sakın bu kadar açık giyinme dediğinde minik dekolteme baktım. Bu muydu açık? Bakışlarımı dekoltemden çekip ona bakarak başka dedim. Bu söylediğim onu şaşırtmış olacak ki ne dedi. Ciddiyetle başka diyorum başka emrin ne? Sen kimsin ki benim kiminle görüşüp görüşmeyeceğime giyinme karışıyorsun dedim.
Amir kahkaha attığında neyi güldüğünü anlamamıştım. Komik bir şey mi söylemiştim? Kendi kendine ben kimim dedi. Bakışları beni bulunca ben kim miyim diye bağırdı. Bağırması beni korkuturken ona belli etmedim. Elini elimden çekmiş iki bileğimi tutmuştu. Bakışları beni korkuturken ne yapacağımı bilmiyordum. Üstüme gelmeye başladığında içimden konuşarak halledebiliriz diye geçirdim. Ben Arya Deniz, senin hayatınım. O müdür odasında karşıma tekrar çıktığında o saydığın her şey bana ait oldu. Senin her şeyin benim, bana ait. Dediğinde gidecek yerim kalmamıştı. Sırtım buz gibi duvarla birleştiğinde sen hastasın, bir günde gördüğün, altını çizerim gördüğün, tanımadığın bir kadına bunları söyleyecek kadar hastasın. Diğer insanlar bir yıl boyunca bir kadını sevip sevmediğini anlamaya çalışırken sen bunu bir günde mi anladın dedim. Korkuyordum ama cesaretim yerindeydi. Bileklerimi daha çok sıkınca canım acımaya başlamıştı. Kanımın bileğimden elime geçmesine izin vermiyor, duvar gibi tutmuştu. Beyaz telinde izi kalacağına adım kadar emindim. Amir yüzünü yüzüme yaklaştırıp, ben seni yeterince tanıyorum Arya ve ben ne diğer erkek ya da sen diğer kadınsın. Bir günde beni sevmeni beklemiyorum ama görüyorsun ki bu yaşta çabalıyorum. Benim baktığım gibi sen de bana bak istiyorum. Sen benim kalbimi hızlandırdığın gibi benim de senin kalbini hızlandırmamı istiyorum. Ben senin her şeyini istiyorum dediğinde onun söylediklerini dinlememiş sadece bileğimin acısını düşünüyordum. Kapının açılmasıyla Amir'in yardımcısı içeri daldı. Abi dediğinde Amir gözlerini benden çekmeyerek çık dışarı diye bağırdı. Gözlerim kapanmış yerimden sıçramıştım. Ama yardımcısı bundan hiç etkilenmemiş olacak ki bize doğru yürüdü. Abi yapma yengeni dediğinde Amir lafını kesip Baran dışarı dedi. Adının Baran olduğunu öğrendiğim adam dışarı çıkarken Amir gözlerini benden ayırmıyordu. Baran neden korkuyordu o kadar? Bana bir şey yapacağından mı? Zaten yapıyordu. Bilerek mi yapıyordu yoksa fark etmemiş miydi? Kısık sesimle acıtıyorsun dediğimde ilk önce ne söylediğimi anlamamış, bileğimi hareket ettirince bileğime bakmıştı. Aniden bileğimi bırakınca kanlar elime hücum etmişti. Bu canımı daha çok yakmıştı. Bileğim sızlarken Amir ellerini yavaşça bileğime götürdü. Hemen elimi geri çektiğimde dokunma diye çıkıştım. Kolumu yakalayıp koltuğa doğru götürdü. Beni oturttuğunda önümde eğilip bileklerimi avuçlarına alırken sesimi çıkarmadım. Ne yapacağını merak ediyordum. Bileklerim resmen mosmordu. Amir'in az önceki yüz ifadesi gitmiş, yerini şefkat almıştı. Ellerimi dudaklarına götürüp tek tek öptü. Yüzümde alaycı bir gülümseme oluşurken, ne yani, canımı yakıp sonra derman mı olmaya çalışıyorsun dedim. Amir beni hiç takmayıp, Baran diye bağırdı. Baran hemen içeri dalarken gözleri bileklerimi buldu. Baran anladım anlamında başını salladığında kapıyı açıp dışarı çıktı. Kendi kendime ben ne yaşıyorum dedim. Nasıl psikopatların eline düştüm diye sitem ettim. Amir'in bakışları gözlerimi bulurken dudaklarını aralayıp konuştu. Arya ben sinirlenince fark etmedim özür dilerim dediğinde şaşırmıştım. Amir Ateş benden ikinci kez özür diliyordu. Gözlerinin içine bakarak bak Amir görüyor musun dedim bileklerimi göstererek. Devam ettim. Seven böyle yapmaz. Seven sevdiğin canının yanmasını istemez. Ama sen canımı yaktın. Duygularını karıştırmış olabilirsin. Anlıyorum ama seninki aşk değil. Belki tatlı dille konuşsam anlardı. Tatlı dil yılan deliğinden çıkarır değil mi? Bunu içeri soksa sorun olmazdı. Arya kaç yaşında adamım? Duygularımı anlamayacak kadar salak birine mi benziyorum? Benim sinirlenince gözüm hiçbir şeyi görmez. O yüzden bir dahakine beni sinirlendirme dediğinde söylediklerimin hiçbir işe yaramaması beni üzmüştü. Baran kapıyı çalınca gel komutunu duyup içeri girdi. Nefes nefese kalmış elindeki kremi ve sargı bezini Amir'e uzatıyordu. Amir kremi alınca odadan çıktı. Keşke çıkmasaydı dedim içimden. Amir kremin kapağını açmış sanki az önce o morartmamış gibi yumuşakça sürüyordu. Bileklerimi çekip ben sürerim dedim. Amir gözlerimin içine öyle bir baktı ki susup elimi dizlerimin üstüne geri koydum. Bu adam gerçekten beni korkutuyordu. Telefonum çalınca sargılı olan elimle çantamdan alıp baktım. Sena arıyordu. Açıp kulağıma götürdüğümde efendim dedim. Sena nefes nefese kızım iyi misin?
Tüm okul Amir'le seni konuşuyor dediğinde kaşlarım çatıp Amir'e baktım. Hepsi onun yüzündendi. Bir de okula rezil olmuştum. O sanki konuşmamı hiç takmıyor, kremi sürmeye devam ediyordu. Sena'ya odaklanıp, iyiyim, birazdan konuşuruz deyip bir şey söylemesini beklemeden telefonu kapattım. Saate bakınca dersimin başlamasının 2 dakika kaldığını gördüm. Oturduğum yerden fırlayınca Amir ters ters bana baktı. Çantamı sırtıma alıp kalkıyordum ki Amir beni yerime yeniden oturttu. Amir nereye dediğinde boşluğuma gelmiş, derse demiştim. Tamam dedi, sanki hayır dese gitmeyecektim. Yerimden kalktığımda o da kalktı. Kollarını belime dolayıp bedenimizi birleştirdi. Yumruk yaptığım ellerimle onu itmeye çalıştım. Ve çalışma olarak kaldı. Omzuma birkaç buğse kondurup giydiği ceketi omuzlarıma geçirdi. Sakın üstünden çıkarma. Yoksa vücudunu gören her erkeği kameralardan bulup kurşuna dizerim. Yapmayacağım bir şey değil. Burada gidince bu kıyafeti at. Zaten bu şortun boyu ne? Bu kadar kısa giyinme bir daha. Şimdi gidebilirsin deyip ellerini benimden yavaşça çekti. Kapıya doğru yürüyüp arkamı döndüm. Çünkü söylemezsem içimde kalırdı. Bana ne yap ne yapmayacağımı söyleme Amir Ateş. Ben senin kuklalarından değilim. Ceketi de sadece bileklerim görünmesin diye alıyorum. Bir daha bana sakın yaklaşma diyerek çıktım. Baran kapının önünde durmuştu. Söylediklerim onu şok etmişti ki göz bebekleri büyüdü. Derse geç kaldığımı beynim algıladığında koşmaya başladım. Eğer hoca gelmişse bu dersten kaldım. Hocanın gelmemiş olması için dua ederken kapıyı çaldım. Gel komutunu alınca Amir'e sövüyordum. İçeri girdiğimde kızgın bir hoca beklerken bana gülümseyen hocayı görmem beni şaşırttı. Neden geç kaldın Arya dediğinde onu boş verip o sıraya oturmam için konuşmaya başladım. Hocam ben ders saatini kaçırmışım, özü. Geç yerine otur, seni bekliyorduk. Bir daha geç kalma dediğinde gözlerimi kocaman açmış, duyduklarımı algılamaya çalışıyordum. Beni bekliyorlarmış. Özür dilerim deyip yerime oturdum. Kitabımı açarken aklıma Amir'in gelmesiyle gözüme öfke bürüdü. Herkes beni Amir'in sevgilisi zannediyordu. Hoca dersi anlatmaya başlayınca bunu boş verip derse odaklandım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.